Bursa'nın Antikacılar Derneği binasındayım. Önce yıkıldı, sonra da gördüğünüz gibi yandı. Murat abimle beraberiz. Murat abi çok üzgün. Derneği yıkıldı, yandı. Evet. Abi bu durum nedir? Bize anlatır mısın? Valla kardeşim işte gördüğünüz gibi yani sonuçta bundan bir ay önce dükkan yan tarafa yapılan inşaat sebebiyle yıkılmıştı. Yıkıldı. Duvarı, evet. Yan duvarı yıkıldı. Bu süreç içerisinde işte yapmış olduğumuz bütün imkanlar yani emekler yok oldu. İlk baştan duvarda kayboldu zaten. Sonra biz burayı eşyasını çıkartalım dedik. Yani kafamızda burasının eşyasını ufak ufak çıkartalım. Hem kendi adımıza çünkü maddi manevi sıkıntılara düştük. İster istemez içinde yani çok değerli mallar, evet, vardı, evet. Gördüğünüz gibi yani. Biz de gelmiştik, görmüştük. Evet, evet. Siz de yani normal zamanda hatırlıyorum siz, evet, çay içmeye de gelmiştiniz. Evet. Çekim yapmaya gelmiştiniz daha önceden. Duvardan sonra bir önlem yani doğru düzgün bir önlem alınmadı. Doğru düzgün bir şeyler yapılmadı. Ve şu an yani o günler içerisinde biz buradan hani malımızı almak için gereken yerlere dilekçemizi verdik. İznimizi istedik. Bina şey diye mühürlü de, evet, girilemedi. Yani ondan önce mühür vuruldu ama camlar, yan camlar enkazdan dolayı zaten açıktı. Evet. Biz o esnada yani 3-5 malzememizi yani günlük ihtiyacımızı kurtaracak malzeme yani yukarıda üst katta şeylerimiz vardı. Bizim yani kendimize ait olan eşyalarımız, evet, vardı. Daha farklı şeylerimiz vardı. İçinde yani gümüşlerimiz yani kendimize göre epey bir malım vardı benim. O malları işte almaya nasip olmadı. Yani bundan cuma günü burası biz iftar saati evde yemek yerken baştan biz şüpheli şahıs olaraktan gördüğümüz kameralarıma takıldı. Geldiğimde de işte daha önceden de belki duymuşsunuzdur. Yani burada böyle bir arbede oluştu. O esnada yani ben itfaiye burada yani itfaiye aracı görmedim. Arka tarafta itfaiye söndürme çalışması yapmış. O darbede sırasında, evet, siz darp ettiler. Üzerinize gördüler. Tabii kavga medyadan çıktı burada. Kavga, evet, çıktı. Yani medyadan da duymuşsunuzdur. Evet. Ben ne olduğunu zaten anlayamadım. Yani sonuçta hastanede açtım gözlerimi. 2-3 gün kadar öyle bir rahatsızdım. Geldiğimde zaten durum işler acısı yani. Şurada dediğim gibi. Yani bu şekilde olmamalıydı. Yani izin, yani belki izin verilseydi bu hale gelmeyecekti. Yani bu kadar yangın çıktı mesela. Birçok eşyamız yanmış. Kullanılmaz. Benim izin aldığım gün, evet, çıktı bu. Ben, evet, Osman Gazi Belediyesi'nden o gün izin istedim. Ben kendim araç almak için ne göre gittim. Kendilerine o şekilde zaten beyanat verdim. Ben 3'te de zabıta karakoluna gittim izin istemek için. Bana izini 2 memurla gelip vereceklerini söylediler. Biz yangın yerinden şeyden önce zaten burada kendi kameralarımız çalışıyordu. Evet. Aktifti. Çocuklar yemeğe geldiği sırada yemek yiyeceğiz. İftardan sonra da buraya geleceğiz hesabını yapıyorduk. Evet. Yani yolun yani gelme yolumuzun esnasında dediğim gibi yani buradan çünkü çok kişiler mal çaldı. Daha önceden ben çok hırsızlık yaşadım. Bu dükkanda hırsızlık çok yaşadığım için yani bu dükkanda yani şüpheli gördüğüm her şahsı emniyete bildirdim. Şüpheli gördüğüm her şahsı emniyete bildirdim. O gün de 3 tane yani bir köpekle gezen 3 çocuk belirdi buralarda. Bir kötülük olabileceğini hissettim. O şekilde ihbarda bulundum 155'e zaten yol esnasında. Zaten 15 dakika sonra da biz buraya geldik ama biz buraya geldiğimizde zaten dükkanın yanıyor diye bize komşular telefon üstüne telefon etme. Yolda kaza yapmadan bir şekilde canımızla buraya geldik. Buraya gelir gelmez olay işte böyle cayır cayır arka taraftan yanmaya başlamış. Peki bu hale nasıl geldi mesela? Her tarafı yanmış. Yani, evet, yani bu bir anda yani sıvıyla yakılmış burası. Yani ben bunu şey yapıyorum. Hani peki şu an itfaiye raporu ne diyor? İtfaiye raporu şu an benim rahatsızlığımdan dolayı çıkmadı. Yani ben rahatsızdım. Tam şey yapamadım. Yani adepte olamadım. Evet. Çünkü şeyler eşya o kadar çok ki yani neyin kayıp neyin çalındı ne olduğunu bilemiyoruz yani. Zaten o yüzden yani, yani şu an sadece ne biz içerisinden hani hurda çıkartıyoruz. Yani gördüğünüz gibi yanan bütün yani bu malzemeler bu kadar değil. Bunlar 2 günden beri 3 günden beri biz dünyanın burada malzemesini çöpe 7500 tane plak vardı. Daha önceden ben müşterilerim bunları bilirler. Yani benim arşivciyim ben. Evet, 7000, biz de biliyoruz. Hani yani 7500 yani, tane biliyoruz. Ciddi bir rakam bunu ki ben, evet, plak satmıyorum. Yani plak satma şeyi yoktu bende. Hatta yani Balıkesir'den gelen arkadaşlar yani 750 milyarlık bir plak birikimim vardı yani. Yani bunları kurtarsaydım, bunları bile alsaydım bunlar bile yeterdi bana. Yani çünkü bundan sonraki hayatım nasıl olur bilemem ama inan yani en dibi gördüm. En dibi gördüm yani. Bu kadar söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonrası hakkın elinde, adaletin elinde. Bu konuyla diyecek hiçbir şeyim yok.